Merhabalar, Nerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel görüntüsü, şahane bir çatlak kurabiye tarifim var. Bu kurabiyeye çok az malzeme gidiyor. Ben malzemelerimi hazırladım. Hemen yapımına geçebiliriz. Şimdi kurabiye için yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Sıvı yağı buraya aldım. Şöyle yarım su bardağından birazcık fazla toz şeker kullanıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu kakao kullanıyorum. Kakaoyu da ilave ettim. Şimdi bu malzemeyi bir karıştırıyorum. Bu malzemeyi iyice karıştırdım. Şimdi 2 tane yumurta kullanacağım. Şöyle yumurtanın bir tanesini öncelikle bir karıştırıyorum. İlk yumurtayı ekledim ve karıştırdım. Şimdi ikinci yumurtayı ilave ediyorum ve bunu da karıştıracağım. İkinci yumurtayı da karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir paket de vanilya. Ve hemen üzerine bir su bardağı unu ilave edeceğim ve karıştıracağım. Biraz daha una ihtiyaç duyacağım. Öncelikle bunu bir karıştırayım. Elimizle yoğurmayacağız bu hamuru. Spatula ile veya işte bir karıştırıcı ile karıştıralım. Çünkü yapışkan bir hamur olacak. Elinize yapışabilir. Şimdi bir su bardağını bakın hamura yedirdim. Birazcık daha un ilave edeceğim. Şöyle yarım su bardağı un daha ilave ettim. Bunu da böyle karıştıracağım. Kurabiye hamurunu oluşturdum. Bakın şöyle, yani o yarım su bardağı unu da ilave ettikten sonra bunu yedirdim. Çok yumuşak, ele yapışan bir hamur oldu. Şimdi hamurumun üzerini kapatacağım ve yaklaşık 2 saat kadar, yani en az 1 saat 2 saat arasında buzdolabında bekleteceğiz. Yani bu hamurun böyle biraz elimize aldığımızda elimize yapışmaması gerekiyor. Birazcık sertleşecek, buzdolabında kendine gelecek. Daha sonra kurabiye hamurumuzu şekillendireceğiz. Şimdi kurabiye hamurunu beklettim. Üzerini kapatmıştım. Şöyle alacağım. Artık şekil vereceğim. Yanıma pudra şekeri aldım birazcık. Bakın hamurumuz sertleşti. Şöyle bir kaşıkla alacağım. Çok fazla elimizle oynamadan çok hafif şöyle birkaç kere yuvarlayarak şekil vereceğim. Ama şöyle yapacağım. Öncesinde biraz yuvarlayacağım. Daha sonra pudra şekerine batıracağım. Çok fazla elinizde oynamayın. Zaten çok yapışkan bir hamur. Bakın şöyle hemen bir kere şöyle çeviriyorum elimde. Hemen tamam. Şöyle yapacağım. Böyle hepsini yuvarladıktan sonra da bolca pudra şekerini batıracağım. Her tarafını batıralım. Tepsiye diziyorum. Böyle yağlı kağıt sererseniz çok daha iyi olur. İşiniz kolaylaşır. Şöyle bol bol yapalım. Zaten hemen yağlı kağıda bile yapışıyor. Şimdi ben hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapacağım. Hamurlara şeklini verdim. Bu kadar çıktı. Şimdi fırınımı da 180 derecede açtım. Önceden ısındı. Isınan fırına koyacağım. 10-12 dakika kadar pişireceğim. Çok fazla içinde fırında tutmayalım. Çok kurumasın. Bu kurabiyenin özelliği dışı böyle biraz daha çıtır, içi yumuşak. Kek kıvamında bir kurabiye oluyor. Yani içerisinde katı yağ olmadığı için çok sert bir kurabiye beklemeyin. Şimdi 10-12 dakika pişireceğim ve sonra sizlere son halini göstereceğim. Kurabiyeyi fırından çıkardım. Bakın çok güzel oldu. Görüntüsü şahane. İlk çıkardığınız kurabiye çok yumuşak oluyor. Hiç dokunmayın. Biraz kendine gelsin. Ben çıkartalı 5 dakika oldu. Şu anda artık daha buz gibi değil ama ılıdı. İlk çıkardığımda, dokunduğumda böyle çok yumuşaktı. Şu anda biraz daha iyi. Nasıl güzel oldu. Dışı daha sert. İçi brownie tadında bir kurabiye. Şöyle bakın.
Görüntüsü çok güzel. Ve katı yağ yok içerisinde. Margarin veya tereyağı kullanmadan kurabiye yapmak istiyorsanız bu tarif çok güzel. Mutlaka deneyin. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce bir şey de duyurmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane yeni kanal açtım. Vlog videoları çektiğim YouTube kanalım. İsmi İnci Biçici. Yani YouTube'dan İnci Biçici diye girerseniz bulabilirsiniz. O kanalıma da bana destek olmak için abone olup zil sesini açıp videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu çok önemli. Bu videonun hemen arkasına da o kanal linkimi koyacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz o kanalıma da tıklayarak gidebilirsiniz. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.